Yine kahvemizle başlıyoruz. Gökçek kahve. Gökçek kahve mideye dokunmaz. Bağırsaklara zarar vermez. Beyne zarar vermez. Kısırlığa ve hormon anormaline sebep olmaz. Oysa ki Amerikalıların üretmiş olduğu bütün Nescafe, Star kahvesi başta olmak üzere tehlikeli madde. 17-18 çeşit kahveden başka kimyasallar var ve başka maddeler var. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti başsavcısı ne diyor? Kanserojen madde olacak yazacak üzerinde diyor. Kanserojen yani kansere sebep olabilir. Alkalamit içeriği çünkü. Çok çok tehlikeli. Starbucks, Nescafe, atom bombası. İkisi de mini fare zehirinden farksız. İlle ki zehirlenmek istiyorsanız, tövbe estağfurullah, fare zehri için Nescafe'den, Starbucks'tan daha iyi. Yani fare zehri gibi bir şey. Evet. Çok güzel bir kahve. Niçin? Aslan yelesi beyni resetliyor. Özellik konuya odaklandırıyor. Mastik gam midedeki gastrit ülseri iyileştiriyor. Çakşır cinsel performans hormonların kalitesini artırıyor. Yani kahve içerken bir de vücuda format atıyorsunuz.